Aralarında büyükelçilerimizin, milletvekillerimizin, generallerimizin, eski bürokratlarımızın, müsteşarlarımızın bulunduğu bir topluluğa, hocalarımızın bulunduğu bir topluluğa karşı hitap etmek gerçekten çok büyük onur. Ben bugün aslında tabii diplomat ve siyasetçi olmadığım için hep hayatım boyunca mühendis, ekonomist, o şekilde ilerledik. Çakma ekonomistim aynı zamanda. Mühendislik okuduktan sonra ekonomi doktorası da yapmış bir kişi olarak. Aşağı yukarı 16 yıldır enerji sektöründeyim. BOTAŞ'la başladı enerji sektöründeki kariyerim. 2004 yılında. Ardından bazı mega projelerde enerji alanında Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleştirilen bazı mega projelerde görev alma şansı buldum. Bunların arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Türkiye-Yunanistan bağlantı projesi kimse bilmez. Orada aslında Türkiye yine Azerbaycan gazını köprü tedarikçi olarak Avrupa'ya satmaktadır. Her ne kadar biz TANAP'la Azerbaycan gazı ilk kez Avrupa'yla buluşuyor desek de aslında Azerbaycan gazı Avrupa'yla 2007 yılında buluşmuştu. O günkü açılış töreni hala aklımda, hafızamda. Yıllar sonra nasip oldu. Bu sefer hem BOTAŞ'ın hem SOKAR'ın proje ortağı oldu. TANAP projesinde genel müdürlük yapma fırsatı buldum. Size bugün üzerinde Güney Gaz Koridoru ve üzerinde TANAP projesiyle ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Burada bunu niye aktarıyorum? Bölgesel işbirliğinin Türkiye ve Azerbaycan'ın liderliğinde, iki ülke liderliğinin daha doğrusu vizyoner bakış açılarıyla gerçekleştiren bir projenin nasıl bir başarı öyküsüne dönüştüğünü sizlere bugün aktarmaya çalışacağım. Öncelikle klasik bir soruyla başlayalım. Niye TANAP, niye Güney Gaz Koridoru? Sayın Büyükelçim aslında çok güzel bir girizgah yaptılar sabah. Gaz konusu aslına bakarsanız sadece bir ekonomik meta almanın ötesinde siyasi bir meta, siyasi bir tool diyelim. Azerbaycan açısından zaten asıl gelirler petrolden geliyor. Petrol çok daha likit bir ürün, piyasaya çok kolay arz edilebilen bir ürün. Azerbaycan ekonomisinin gelişiminde, ekonomik kalkınmasında da en büyük rol oynayan aslında meta petrol. Gaz bunu takip eden, aslına bakarsanız daha çok Avrupa Birliği ile Azerbaycan'ın stratejik açıdan işbirliğinin artırılması, Azerbaycan'ın batıya açılması için çok çok önemli bir meta. Güney Gaz Koridoru özellikle bu gaz tedarik zinciri üzerinde yer alan farklı ülkeler için farklı anlamlar ifade ediyor. Azerbaycan için az önce bahsettiğim stratejik öneminin dışında Avrupa Birliği ile güçlü ekonomik ve siyasi bağların kurulması adına çok büyük önem taşıyor. Bu arada sunumum İngilizce, kusuruma bakmayın. Türkçe izahatta bulunacağım ama vakit darlığından sunumumla şey yapmak zorunda kaldım İngilizce. Tüketici piyasalarına erişim imkanı sağlayacak. Avrupa'nın önemli tüketim merkezlerine ulaşım imkanı sağlayacak. Aynı zamanda da talep güvenliğini, bizler için arz güvenliği ne kadar önemliyse, satıcı ülkeler için de talep güvenliği o kadar önemli biliyorsunuz. Azerbaycan gibi petrol ve gaz ihracatına büyük ölçüde ekonomisinin bağımlı olduğu bir ülke için talep güvenliği çok çok önemli. Türkiye dışında yeni piyasalara erişebilmek çok büyük önem ifade ediyor o anlamda. Tabii ki Azerbaycan'ın sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayabilmesi için gerekli gelirlerin elde edilebilmesi anlamında önemli bir proje. Ve hem Azerbaycan'ın Türkiye'de ikinci büyük gaz tedarikçisi konumuna gelmesi hem de Avrupa Birliği için yeni tedarikçi ülke konumuna gelmesi için çok çok önemli bir proje. Türkiye burada hem tüketici hem taşıyıcı konumunda gibi gözükebilir ama aslında aynı zamanda üretici ülke. Niye diyeceksiniz? Azerbaycan'da şu anda Şahdeniz 2 sahasında üretilen gazın %19'u Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait. Orada büyük hissedarlardan bir tanesi Türkiye. Bu anlamda upstream'de de önemli bir pozisyon alma imkanı sağladı bu proje Türkiye'ye. Tabii ki arz güvenliğimize büyük katkı sağlayacak, arz çeşitliliğine. Türkiye'nin kendi network'üne yapması gereken yatırımlardaki yüksek maliyetlerin bir kısmını bu proje üzerinden büyük bir projenin ortağı olmak suretiyle Türkiye aslında azaltmış oluyor yine TANAP projesi sayesinde. Projenin gerek uygulama gerekse operasyon döneminde çok büyük faydalar söz konusu, vergi gelirleri, çok büyük bir iş hacmi yaratıldı, yeni iş imkanları, insanlar için iş aş olanakları sağlandı. Projenin yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir bütçeyle tamamlandığını öngörecek olursak bunun çok çok önemli bir kısmı Türkiye'de yaratılan katma değer olarak kaldı, burada kaldı. Türk müteahhitleri kapsamın önemli bir kısmını burada gerçekleştirdiler. Yine Türkiye'de boruların %80'i Türkiye'den tedarik edildi. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Bu anlamda pek şeye girmek istemiyorum ama Türk Akımı projesi
hep Türk akımı diye bahsediyoruz. Gerçek Türk akımı TANAP'tır aslında. Yani kaynağı Türk, tüketicisi Türk, taşıyıcısı Türk. Yani gerçek anlamda Türk akımı projesi TANAP'tır. Tabii Avrupa için çok çok önemli. Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinin büyük oranda Rusya'ya olan bağımlılıklarını azaltmak anlamında, onlara bir çeşitlik sunmak anlamında, gazın gazla rekabetli bir piyasa yapısının oluşması anlamında çok çok önemli bir proje. Devamında tabii ki yatırımcılar olarak bizler için de bir gelir kaynağı, 15 yıllık bir gaz taşıma anlaşmamız var. Bu anlamda da proje ortağı olan SOKAR ve tabii SOKAR'ın aslında temsil edildiği Güney Gaz Koridoru şirketi, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı %51 hissesine sahip olduğu, %58 Azerbaycan'ın hisselerine sahip olduğu bir şirket, %30 BOTAŞ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve %12 İngiliz devlet şirketi diyelim, BP diyelim. Her ne kadar özel sektör gibi gözükse de İngiliz devletinin önemli şirketlerinden bir tanesi olan BP'nin var olduğu bir proje. Projenin tabii Güney Gaz Koridoru olarak baktığımızda 4 parçadan oluşuyor. İlk parçası Şahdeniz doğalgaz sahası ikinci etap geliştirme projesi. Bu projenin ortakları arasında az önce bahsettiğim gibi Türkiye Petrolleri de var. İkinci etabı Güney Kafkasya boru hattı genişleme projesi. Burada mevcut olan bir boru hattına 48 inçlik luplar inşa etmek suretiyle kapasite artırımı yapıldı. Şu anda burası tamamlanmış durumda. Ardından biz geliyoruz. TANAP olarak en önemli bölümü 1850 km uzunluğuyla en önemli komponentlerden bir tanesi koridorun ve arkasından da transradyatik boru hattı geliyor. Bu boru hattı projesi henüz tamamlanamadı. Şu anda kayıp olan halka bu, tedarik zinciri üzerindeki. İnşallah Ekim 2020 gibi onların da ticari gaz akışının hazır hale gelmesini bekliyoruz. Güney Gaz Koridoru üzerinde belki ilk etapta, ya bu işte bir önceki sırayla dönecek olursam, işte Türkiye'den sonra işte Yunanistan, Arnavutluk gibi iki küçük piyasa, küçük olarak adlandırılabilecek piyasadan geçtikten sonra İtalya'ya uzanan bir boru hattı gibi gözükebilir. Ama aslında büyük resme baktığımızda bu gazın Türkiye-Yunanistan sınırında 9 büyük alıcısının olduğunu görüyoruz. Buradaki şirketlere dikkatinizi çekmek isterim. Aralarında İspanyol, İtalyan, Alman şirketleri var ki bunlar Avrupa'nın önemli gaz tüketicisi olan ülkeler. Devasa şirketler var. Bu anlamda TANAP üzerinden Avrupa'ya uzanan gazın Avrupa'daki mevcut network üzerinden uzun vadeli pek çok ülkede tüketileceğini de öngörmek mümkün. Swap anlaşmalar yoluyla da illa bir fiziki bağlantı olması da şart değil. Bu gazın diğer Avrupa ülkelerine tüketileceğini düşünmek gerekir. Projemizin kapsamı 1850 kilometrelik boru hattı dışında 2 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu inşa edildi. Yaklaşık bunların hepsi 3,5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşti. Şu an için 16 milyar metreküplük bir taşıma kapasitesine sahibiz. Ama dizayn kapasitemiz 31 milyar metreküp. Bu şu demek, yani Türkiye arzu etmesi halinde önümüzdeki yıllarda artan enerji talebine bağlı olarak 15 milyar metreküp daha Azerbaycan gazını ithal edebilecek durumda bu boru hattı üzerinden. Şu anda faz 0 ve faz 1 gerçekleşmiş durumda. Faz 2'de eğer Azerbaycan bir miktar daha ihraç edilebilir gaza sahip olduğu takdirde, ki bu yönde bayağı güzel sinyaller alıyoruz. Çünkü Azerbaycan'ın zengin gaz yatakları Şahdeniz'e sınırı değil, yeni yeni gaz sahaları var. Hatta üretime çok kısa bir süre içerisinde geçebilecek olan gaz sahaları var. Bu sahalardan gelebilecek olan gazla kapasitenin önümüzdeki dönemde önce 24'e sonra 31'e çıkması çok olası. Tabii sadece Azerbaycan mı TANAP üzerinden taşınabilecek olan gaz? Şüphesiz biz burada bir platform inşa ettik. Bu platform üzerinden farklı kaynaklardan gelen gazın da taşınması mümkün. Doğu Akdeniz gazı, Irak gazı, Kuzey Irak gazı, Türkmenistan gazı, siyasi gelişmelere bağlı olarak, üretim imkanlarına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda Türkiye üzerinden, TANAP üzerinden önce kendi piyasalarımızı ardından Avrupa'ya arz edilebilecek durumda. Ticari anlaşmalarımız geliyor. Şu anda bir tane giriş noktamız var. Türkiye sınırları içerisinde iki tane çıkış noktamız var, bir tane de Avrupa çıkış noktamız var. Şu anki mevcut hükümetler arası anlaşmamız sadece tek giriş noktasına yönelik, ama ileride bu değişiklik yapılması suretiyle artırılabilir. Tabii uzun bir boru hattı sisteminden bahsediyoruz. Toplam uzunluğu 3500 kilometre olan, farklı ülkelerden geçiyor, farklı düzenleyici rejimlere tabi olacak. Saat farklılıkları var, bunun yönetimi başlı başına bir sorun aslında operasyonel anlamda. Bugünlerde bunlarla ilgili bazı detayları netleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle Avrupa tarafı için.
Önemli burada milestone'larımız var. Tek tek girmek istemiyorum diğer konuşmacılara da söz hakkı verileceği için. Ama proje gerçekten başarıyla takviminde tamamlandı. Biliyorsunuz 25 Kasım tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanlarımızın teşrifleriyle açılış törenimizi gerçekleştirdik. Bu detaylara sanıyorum girmeye gerek yok. Yani işin büyüklüğünü görmek açısından yapılan belki manidar. Mesela BTC boru hattı 42 inç çapındaydı. Bizimkisi 56 inç çapında. Yani her bir boru yaklaşık 13 metre uzunluğunda, 10 ton ağırlığında olduğunu düşünecek olursanız gerçekten devasa bir boru hattı. Şu an için Avrupa'nın en uzun ve en büyük çaplı boru hattını inşa etmiş durumdayız TANAP'la beraber. Proje ilerleme oranlarımız %100'ler seviyesinde. Bazılarla %99.9 niye derseniz bazı punch itemler var, ufak tefek şeyler var. O belki uzunca bir sürede öyle kalacak. Hiçbir zaman %100 demeyeceğiz. Projede çok önemli işler yapıldı. İşte 114 milyon adam saatin üzerinde çalışıldı. Milyonlarca kilometre araç kullandı arkadaşlarımız bu işi gerçekleştirebilmek için. Yine yüz binlerce boru taşındı. Sahada hakikaten çok zorlu koşullarda çalışıldı. Bazı yörelerde inşaat sezonu 120 günle sınırlıydı. Özellikle doğuda 2600 metre rakımlarda iş yapılmak durumunda kalındı. Bulutların üzerinde çalıştık diyebiliriz bazı yerlerde. Yani hiçbir iş biliyorsunuz kağıt işi bitmeden bitti denilemez. Yani burada binlerce yazışmamız oldu, izinler alındı. Gerçekten çok çok büyük bir iş yapıldı. Proje yapılırken böyle çok enteresan şeyler oldu. Yani arkeolojik buluntulara rastlandı, yeni canlı türleri keşfedildi. Daha önce bilim dünyasının tanımadığı, bilmediği bazı rekorlar kırdık. Mesela 56 inç bu için bir günde bir kaynak ekibinin yapabileceği azami kaynak oranına ulaştık. 145 kaynakta rekor kırdık. Dünya rekorudur bu. Yine bir günde 10 kilometre boru indirdik. 56 inç boru için gerçekten bu da ulaşılması zor bir rekor. Bunları yaparken iş güvenliği, iş sağlığı standartlarına fazlasıyla uyuldu. Uluslararası standartlarda bir proje yapıldı. Hedef değerlerimizi ve karşındaki bizim gerçekleşmelerimizi buradan görebilirsiniz. Finansal açıdan da çok çok iyi bir performans sergilendi. Projenin yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak öngörülmüştü. İki ayrı mühendislik şirketiyle yapıldı bu çalışmalar. Bir tahmine göre 14.5 milyar dolar gözüküyordu. Yatırım kararı 11.7 üzerinden alındı. Şu anda 6.5 milyar dolara düşmüş durumda. Türk usulü iş böyle yapılır diye herkese dünyaya göstermiş olduk. Şu anda mesela doğumuzda ve batımızda yer alan iki boru hattıyla karşılaştırdığımızda iş metre maliyetimiz neredeyse yarı yarıyadır. Bunun dışında ufak tefek fon yardımı aldık Avrupa Birliği'nden. Onlara yardım demek istemiyorum. 6,5 milyar dolar projede 15 milyon dolar hiçbir şey değil. Nabucco'yu hatırlıyorum. Nabucco'da 400 milyon dolarlık boru alımı karşılığında 200 milyon dolarlık hibe vermişlerdi. Ama proje gerçekleşmedi maalesef. Biz yapınca maalesef nedense ilgi biraz daha az oluyor Avrupa Birliği tarafında. Ki onlar için aslında çok daha faydalı olan bir proje. Uluslararası finans kuruluşları projemize finansman desteği sağladı. Şu anda operasyon dönemindeyiz. Türkiye'ye gaz akışı yaklaşık 1,5 yıldan daha uzun bir süredir devam ediyor. %100 efficiency ile verimlilikle boru hattımızı işletmeye devam ediyoruz. Sosyal programlar gerçekleştirdik. 1000'in üzerine projeye destek olduk. 84 milyon dolar bir bütçe ayırdık. Bu da çok çok yani nadir görülen bir durumdur bu tarz mega projelerde. Çok sayıda insanımıza dokunduk, hayatlarına dokunduk. Farklı fonlama mekanizmaları kullandık. Burada konular itibariyle nerelere bu paraları harcadık bunları görüyorsunuz. Tarım ve hayvancılığa yönelik programlara özellikle çok büyük destek verdik. Güzergahımız üzerinde bulunan bütün okulların ihtiyaçlarını karşıladık talepte bulunan. Bunlar projelerimizin bazı faydalanıcıları. Reeves nedir derseniz muhtar, hani herkes bilmeyebilir. Hani kusura bakmayın İngilizce olduğu için tekrar özür diliyorum. Özellikle projemizde dezavantajlı gruplara öncelik verdik. Kadınlara, fakirlere, toprak sahibi olmayan köylülerimize, yaşlılarımıza ve yine engelli insanlarımıza yönelik pek çok projeye destek olduk. Bütün bu projelerimizden ötürü şu ana kadar 8 oldu ama burada önemlilerini koymaya çalıştım. Dünya çapında saygınlığı olan kuruluşlardan ödüllere layık görüldük. Arkeolojik olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde maalesef pek çok arkeolojik alana rastladık. Bunlar çok maliyetli kazılar, kurtarma kazıları. Bu kazılarda 1000'in üzerinde arkeolojik eser günümüzde çıkarıldı. Bunların bir kısmı bugün müzelerimize sergileniyor. Bu ise bizim müzemiz. Yani burada gördüğünüz resimler
TANAP'taki kendi oluşturmuş sergi alanımız. Hepinize görmeye davet etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum efendim.